Arkadaşlar merhaba. Öğrencilerimiz tarafından sıklıkla yöneltilen sorulardan biri de son hafta nasıl ders çalışalım sorusuydu. Derece öğrencilerimize de 50 net yapana da 30 net yapana da son hafta uyguladığımız program aynı olduğu için hepinizin kullanımına açıyoruz arkadaşlar. Müzik Arkadaşlar DGS'nin son haftasında öğrencilerimizin tamamının sınav günü moduna girmesi için çalışma programımızı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Öğrencilerimiz pazartesi gününden itibaren gece 12'de uyuyarak sabah 6'da uyanıyorlar. Saat 10'a kadar kahvaltı ihtiyaçlarını tamamlıyorlar. Arkadaşlar bu programı uygularken Sınav günü stres seviyenizi minimalize etmek amacıyla bu hafta tamamiyle sınav gününü sizlere yaşatmayı amaç ediniyoruz. Bu yüzden uygulanan programa sadık kalmanızı tavsiye ediyoruz. Koşuluğunu üstlendiğimiz öğrencilerde deneme sınavına başlarken kıyafetlerinizi dahi değiştirerek deneme sınavlarınıza başlamanızı tavsiye ediyoruz dediğimiz başlıkların tümüne uyarsanız lehinize olacaktır arkadaşlar. Öğrencilerimiz saat 10'da çözeceği denemenin başına geçiyorlar. Arkadaşlar 15 dakika boyunca denemenin başında bekleyin. Denemeye saat 10-15'te başlayın. DGS'de sizlere soruları cevaplamak için 150 dakika verilecektir. Yani denemenizi bitirmek için bu programda 12.45'e kadar zamanınız olacak. Arkadaşlar bazı öğrencilerimiz önce soruyu çözer daha sonra hemen cevap anahtarından soruyu doğru mu çözdüm yanlış mı çözdüm diye kontrolünü sağlar. Bunu yapmayın net kontrolünüzü sınavın en sonunda gerçekleştirin. Deneme tamamlanınca bir kağıt alın önünüze netlerinizi kontrol edin ve yanlış yapılan konu başlıklarını bu kağıda yazın. Bu işlem sonrası saat 3'e kadar mola verebilirsiniz, dinlenebilirsiniz arkadaşlar. Hobileriniz varsa bunları yapmak için kendinize zaman ayırabilirsiniz. Saat 3 olduğunda ikinci deneme çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. İkinci denemeyi çözerken kıyafetlerinizi değiştirmenize ya da deneme başında 15 dakika beklemenize gerek yoktur. Doğrudan çözüme başlayabilirsiniz. Bu yaptığımız pratik sınav günü 10-15'e hazırlanmak içindir. Dediğim gibi saat 3'teki denemeyi çözerken uygulamaları yapmanıza gerek yok. İkinci denemeyi akşam saat 5.30'da sonlandırıp yine yanlış yapılan soruları kağıdın diğer bölümüne yazın arkadaşlar. Şimdi göstereceğim onları da. Peki hocam biz bu kağıdı ne yapacağız da geçelim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak birinci denemede öğrencimiz ne yapmış? Yanlış çözdüğü konu başlıklarını yazmış. İkinci denemede de yanlış çözülen konu başlıklarını bu şekilde düzenlice yazmış. Arkadaşlar burada yapmanız gereken şu. Her iki denemede de ortak olan konu başlıklarını bulun. Öğrenci ne yapmış? Burada köklü sayılarda bir hata yapmış. İkinci denemede yapmış mı? Yapmış. Demek ki köklü sayılarda bir eksikliği var bu öğrencinin. İşçi havuzda hata yapmış. Burada da yapmış. Bakın her iki denemede de işçi havuz problemlerinde hata yapmış. Yaş problemleri birinci denemede hatalı çözülmüş ama ikinci denemede böyle bir sorun yok. Basit eşitsizlikler birinci denemede hatalı çözülmüş ama ikinci denemede yine sorun ortaya çıkmamış. Bölme bölünebilme birinci denemede yanlış çözülmüş, ikinci denemede de yanlış çözülmüş. Modüler aritmetik birinci denemede yanlış çözülmüş ama ikinci denemede modüler aritmetik konusunda bir hata ortaya çıkmamış. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Her iki denemede de yanlış çözülen konuların hızlı tekrarlarını yapmanız gerekiyor. Tekrarları soru çözerek değil, konu anlatımlı kitaplarınızdan ya da ders anlatım videolarından gerçekleştirin. Öğrencilerimizin birçoğu bu hatayı yapıyor arkadaşlar. Soruların yanlış çözülmesinin nedeni sınava az soruyla hazırlanmanız değildir. Tamamiyle konu eksikliğinizin olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden yanlış çözülen soruların tekrarını Konu anlatımlı kitaplarınızdan ya da işte YouTube'daki, Udemy'deki artık nereden yararlanıyorsanız oradaki videolardan yapabilirsiniz. Saat 19 ile 22 arasında bu yanlış çözdüğünüz soru başlıklarının da tekrarını yaparak geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. 22 sonrasında dinlenmeye geçebilirsiniz. Saat 12'de de yatağa girin ve uyuyun. Arkadaşlar bu çalışma programından öğrencilerimiz çok fayda gördüler uygularsanız yararınız olur. Özellikle sınav gününü önerdiğimiz şekilde yaşayarak deneme çözmeye başlamadan önce kıyafetlerinizi değiştirmenin, deneme başında 15 dakika beklemenin meyvelerini sınav günü göreceksiniz. Bizler bunu defalarca tecrübe ettik. 2021 DGS sınavında hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sıradaki videoda görüşene dek hoşçakalın.